Bu defa kimi korudun? Bak bir kere yanlış anladım seni. Ama bir daha aynı hatayı yapmam. Karşına geldim ve sana açık açık soruyorum. Bana kızgınsın biliyorum ama. Bakayım. Baba bakayım. Neler bulmuşsun sen böyle? Hepsi çok güzel. Bunları beraber boyar mıyız peri kızı? Boyarız tabii. Hatta resim çerçevesi yaparız onlarla. Ne dersin? Evet, üçümüzün resmini koyarım içine. Hadi bir şeyler atıştıralım. Acıkmışsındır sen. Melek Melike sandviç yapmış. Otur bakalım hadi yiyelim. Oğlum oynayalım dedin, oynadık. Yetmez mi bu kadar? Biraz daha baba. İyi. Koş. Sana söylemek istediğim bir şey var. Ben... Nişanlını ben çağırdım. Bak, çiftlikte kalışına, sessiz kalmamı yanlış anlamanı istemem. Sadece Yiğit için buradasın. Yoksa senin yerin belli zaten. Söyleyecek çok sözün olduğunu biliyorum. Beni kırmamak için sustuğunu da biliyorum. Haklısın. Ben Yiğit için geldim çiftliğe. Kimseyi rahatsız etmeyeceğim. En azından bu sözüme güven, olur mu? Savaş abim gelmiş. Evet oğlum. Sen nerede öğrendin bizim burada olduğumuzu Savaş abi? Belki benim de özel güçlerim vardır küçük adam. Çok heyecanlı. Anlatır mısın bana da? Anlatırım tabii ki. Ama başka zaman. O zaman şimdi mangala oynayalım mı? Söz vermiştin bana.
Babacığım sen de bizi izler misin? Lütfen, lütfen, lütfen. Tamam oğlum, çekiştirme ama bak ne konuşmuştuk biz seninle. Tutturmak yok. Aynen öyle. Savaş abi, hadi. Efendim, herkese merhabalar. Merhabalar. Yemin'in yeni bölümlerini ve unutulmaz anlarını kaçırmamak için... kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizin sesini açmayı lütfen unutmayın.